Ne o? Geçen gün sergi açılışına gitmişsiniz. Gazetede görmesek hiç haberimiz olmayacak. Anne, ressam Semra annenin bir arkadaşıydı. Biz de mecburiyetten gittik. Ah be kızım. Şu ortamlara bir sokamadın gitti beni. Ay yoksa Hale'cim sen annenden utanıyor musun? Anne ne alakası var? Zeynep! Nerede kaldı kahveler? Hemen getiriyorum Hale Hanım. Yemek pişiriyordum. Kusura bakmayın gecikti. Tamam. Zeynep, o yeni gelen hizmetçi öyle oturuyor mu? Size hiç yardımcı olmuyor mu? Yok efendim. Bugün izinli. Ne izni? Kimden almış? Selen Hanım'dan. Sen daha kendini saydıramıyorsun kızım. Nerede beni ortamlara sokmak? Niye siliyormuş gözyaşlarını kocan o hizmetçinin, hı? Sordun mu? Anne, tamam. Daha fazla üstüme gelme bugün. Tamam kızım, sorma. Sorma, aferin sana, sorma. Yut. Yut o lokmaları sen. Allah korusun bir gün o lokmalar boğazına takılmasın da. Merhaba. Geldin mi? Hale Hanım'ın siniri tepesinde. Al hemen götür bunları. Üst salondalar. Tamam. İzin almışsın bugün. Evet, kardeşimi hastaneye götürdük de. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen bana sormadan nasıl izin alıyorsun? Ama Selen Hanım bana... Ne Selen Hanım'ı? Selen Hanım kim? Bu evin hanımı benim. O değil. Şimdi Hacer Hanım'a gidiyorsun. Hesabını kessin. İşine son veriyorum. Gidiyor muydun? Evet. Hadi ellerine sağlık. Yarın görüşürüz. Görüşemeyiz. İşten ayrıldım. Yani işime son verildi. Nasıl yani? Kim son verdi işine? Önemi yok gerçekten. Hale değil mi? Tabii ki Hale. Neymiş sebebi? Bugün kardeşimi hastaneye götürmek için birkaç saat izin aldım. Selen Hanım'dan. Hale Hanım da ona sormadığım için sinirlendi. Sen aldırma. Onun yüzünden başka şeyler var. Öfkesini senden çıkartmış. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yarın gel, kaldığın yerden devam et işine, olur mu? Ama... Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. İşte böyle. Elinde tutacaksın ipleri. Aferin benim kızıma. Terbiyesize bak. Bu yalının has sahibi benim kızım dururken gitmiş dış kapının mandalından izin istiyor. Hoş geldiniz Nesrin anne. Hoş bulduk damat. Hoş geldin. Haleciğim müsaitsen odada konuşabilir miyiz? Ay aşk olsun damat. Ben yabancı mıyım? Konuş burada. Estağfurullah Nesin anne. Önemli bir konu da. Ay ben zaten gidiyordum.
Siz rahat rahat konuşun. Sakın gelme kızım. Sen gelme, ben giderim. Kocanla otur, özelini konuş. Taviz verme. Görüşürüz damat. Görüşürüz. Sen ne yapıyorsun halen? Ya neden hırsını o kızcağızdan çıkartıyorsun? Kızın kardeşi hasta. Hastaneye gitmek için izin istemiş. Niye durup dururken kovuyorsun kızı? Ne oluyor canım? Yolunu gözleyip beni sana mı şikayet etti? Tabii biliyor ona zaafın olduğunu, kullanıyor bunu. Ne zaafı hali? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Hayır yani kendini sana bu kadar nasıl acındırıyor anlamıyorum. Mesela dün gözyaşlarını silerken yine hasta kardeşinden mi söz ediyordu sana? Annen ve dedikoduları değil mi hali? Ve sen de buna inanıyorsun. Bravo. Dedikoduymuş. Ay sanki yalan söylüyorum. Üstüme iyilik sağlık, gözlerimle gördüm ya. Kızım, sen laf dinlemeye mi geliyorsun? Gel bakayım şöyle. Çok ayıp, çok. Bak, karı koca kendi aralarında özel bir şeyini konuşuyorlar. Hadi yürü bakayım. Bak, dün Yalın'ın önünde Mine'yi gördüm. Bir tane çocukla tartışıyorlardı. Sonra çocuk kızı kolundan çekiştirmeye başladı. Ben de tedirgin oldum, müdahale ettim. Sana ne? Sana ne bundan Taylan? Ya Hale, bir tane adam bir kadına kaba davranıyordu. Kim olsa aynı şeyi yapardım. Allah bilir, sevgilisidir. Belki alışıktır kabalığa. Boşuna burnunu sokmuşsun bence. Hale yapma Allah aşkına. Rica ediyorum, insanları küçümseme lütfen. Sonra kız ağladı. Sen de gittin gözyaşlarını sildin. Neden? Neden bu kız seni bu kadar ilgilendiriyor Taylan? Çünkü üzülüyorum durumuna. Zor bir hayatı var. Ya mücadelesini takdir ediyorum. Hepsi bu. Benim hayatım kolay mı Taylan? Bana üzülmüyor musun? Ben çocuğumu kaybettim. Bebeğimi. Nasıl bir keder içindeyim görmüyor musun? Anlamıyor musun beni? Anne ben de aynı durumdayım. Ben de aynı duygular içindeyim. Ama artık kurtulmak istiyorum. Ama sen devamlı olarak beni karanlığına geri çekiyorsun. Ya boğuluyorum, anlamıyor musun? Boğuluyorum. O kız bu evde çalışmaya devam edecek. Benim karım merhametli bir kadındı. Ben o kadına aşık oldum. Ve karımı geri istiyorum.